Acil bir vaka. Doktor sormuş, demiş ki amca hemoroidin var mı? Ah yavrum bileydim yanımda getirirdim, çok mu lazım diye. Merhabalar. Yurdum insanı. Hoş geldin. Geçen sefer yurdum insanından bahsetmiştik, hatırlarsınız. Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Yayın aralarında bile herkesin elinde cep telefonu var. Hatırlayın bu cep telefonunun ilk hayatımıza girdiği dönemleri. Özellikle yaşlılarımız kullanmakta zorlanıyordu. Hatırlıyor musunuz? Hala öyle. Benim annem bana deneme diye mesaj atmıştı ya. Anne dedim, neyi deniyorsun? Bakalım atabiliyor mu diye deniyorum dedim. Vallahi çok ciddiyim. Sudan sebeplerle arıyordu beni. Arıyordu, oğlum ne yapıyorsun? İşte anne işte otobüsteyim. Çıktın mı okuldan? Yok anne, otobüsü okula soktum. Bir Ahmet dayı vardı bizim orada. Ya bir adam her şeye inanır mı kardeşim? Ben mesela biraz da mizahla iç içe olduğum için Ahmet dayıyı arar arada böyle işletirdim. Aradım bir gün, dedim ki iyi günler beyefendi, biz telekomla arıyoruz. Bulunduğunuz mevkideki telefon direklerinin tellerini yağladık. Efendim telefonun altına bir tertibat koyalım, yağ damlamasın dedim. Ramazan'da iftara gittik, tepsi koymuş. Dedim dayı bu ne? Yağ damlıyormuş dedi. Şimdi düşün. Düşün ki bu adam cep telefonuyla tanıştı. E zorlandı tabii. İlk araması, kızını arayacak, para gönderecek. Aramış, aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor deyince benim muhakkak ulaşmam lazım demiş. Ben bir daha arayamam demiş. Peşinden de the person you have called cannot be reached at the moment aldı telefonu bana getirdi. Lan dedi oğlum bak bakayım bu kız kimlerle geziyor lan dedi, gavurlar çıkıyor dedi. Şimdi yurdum insanının bu fotoğrafını çektikten sonra benim aklıma bir fikir geldi. Dedim ki ya madem bizim memlekette yaşlılarımız zorlanıyor bu telefonu kullanmakta, ben arayayım bu operatöre, durumu bir izah edeyim dedim ya. Tamamıyla iyi niyetle aradım önce. Yani bakın hani kontrolü satıyorsunuz, hattı satıyorsunuz kardeşim de bunun bir kullanma talimatı yok mu ya? Bunun gidin bir seminerini verin, bir şey yapın falan. Baktım ki ilgili birime aktaracağız diyen başka birime aktarıyor. Bir türlü konuya giremiyoruz. Dedim ki ben dedim eğer bu adamlar olursam onların ağzıyla ararsam sen beni ilgili birime tam aktarırsın dedim o zaman. Aradım. Aradım. Köylü Mehmet Ağa gibi aradım. Benim oğlan dedim bana Almanya'dan dedim fotoğraf çeken telefondan göndermiş. Biz buna kaçlık poz yükleyeceğiz dedim. Müşteri memnuniyeti var ya kapatamıyor da. Beyefendiciğim ona dedi poz olur mu dedi. Ben dedim haram yemem. Kaçlıksa o kadar yükleyeceğiz dedim ya. Laz gibi aradım bir gün. Biz dedim tarlada çalışırken uşaklarla benim çarjım bitti. Dedim ki hattımı takacağım arkadaşı kartına da bunun pinonu mu? Pukini bile pukini gireceğim bu şaşırdım. Da bakayım nasıl açacağım, nasıl takacağım onu dedim. Beyefendi biraz yavaş dedi. Dedim tarlada çalışırken uşaklarla orayı anladım dedi, orayı geç. E dedim bunun pinonu mu? Pukini bile pukini gireceğim bu şaşırdım diyorum sana anlamaya mısın ben dedim ya. En son anladı, dedi ki kendi pinini gireceksin. E dedim adam bana demez mi? Hem benim telefonumu kullanıyorsun hem kendi pinini giriyorsun. Bas bakayım dedim oradan bir tuşa. Onun haddini kullanacağım. Telefon benimki olacak. Onun pinini gireceğim. Kontrol ondan gidecek dedim. Öyle bir teknoloji yok dedi. Sinirleniyor bir de. Öyle bir teknoloji. E kontrolü satarken biz sinirlenmiyoruz da. Aradım doğulu gibi. Dedim ki sizin bu hat bizim köyde çekmeyeyim. Yani bir denk mıhtarın evin önünde çekiyor. İlla mıhtar mı olmak lazım? Öyle bir şartımız yok dedi ya. Aradım Trakyalı gibi. Ne yapıyorsun be ya? Ya biz bu telefonu aldık ama namaz vakitlerinde dililili 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 ötüp duru ötüp duru dedim be ya. Sen bana bunu namaz vakitlerinde sessize alıver dedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizden de sevgiler gitsin. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Güzeldi ama. Evet. Sen de güldün saklama, sen de güldün. Güldü güldü, bir de güldüğünü de göstermiyor. Bir de diye yandan yandan gülüyor. Çok güzel. Peki başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Çok sağ olun. Tekrar tekrar finalde görüşmek umut ediyoruz. Alkışlar gelsin lütfen. Teşekkürler.